Değerli izleyenler, küresel bakıştan herkese merhabalar. Ben Eda Özdemir. Bir saatlik yayın kuşağımız boyunca hem uluslararası gelişmeleri inceleyeceğiz hem de ekonomik faaliyetlere göz atacağız. Uluslararası Boğaziçi Zirvesi'ne bir bağlantı yapacağız. Beraberinde de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Türkiye'nin küresel boyuttaki yeri hem ekonomik anlamda hem de faaliyetleri anlamında değerlendireceğiz. Gündem başlıklarına bakalım ilk olarak. Erdoğan'dan açıklamalar var ve ülkemize uluslararası sermaye girişlerinin arttığını görüyoruz diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Uluslararası İşbirliği Platformu'nun düzenlediği Boğaziçi Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezi'nin hazırladığı Türkiye Yatırımcı Haritası'nın tanıtımının yapıldığı ve Etki Yatırımı Danışma Kurulu'nun ilan edileceği programa bir video mesaj gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve verdiği mesajda Türkiye 2020 yılında elde ettiğimiz %1,8'lik büyüme oranıyla Çin'den sonra ikinci sırada yer almıştır. Sanayi üretimi ve ihracat boyutunda da benzer bir başarı tablosuyla karşı karşıyayız. Aynı şekilde son dönemde ülkemize uluslararası sermaye girişlerinin arttığını görüyoruz. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezi'nin açıklayacağı Sürdürülebilir Kalkınma Araçları Türkiye Yatırımcı Haritası büyük önem taşıyor dedi. Bir de